Mutfağımdan herkese selamlar. Kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır yufka ile pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz el açması lezzetinde çıtır çıtır harika bir kol böreği tarifim var. Hazırlamış olacağımız sosla el açmasından hiçbir farkı kalmıyor bu böreğimizin. Buyurun hemen tarifimize geçelim. İlk etapta sosu hazırlamakla işe başlayalım. Sosumuz için dolu dolu 2 yemek kaşığı yoğurda ihtiyacımız var. 2 yemek kaşığı elma sirkesine ihtiyacımız var, bir çay kaşığı tuza ihtiyacımız var. Yine aynı şekilde bir çay kaşığı karbonata ihtiyacımız var. Karbonat ve sirke bu tarifin iki temel malzemesi mutlaka kullanmanız gerekiyor. 200 milim bardak ölçüsüyle bir su bardağı sıvı yağına ihtiyacımız var. Yine aynı şekilde 200 milim bardak ölçüsüyle bir su bardağı da suya ihtiyacımız var. Bu saymış olduğum malzemelerin tamamını bir kabın içerisinde buluşturuyorum. Dolu dolu 4 yemek kaşığı. Kaşıklarımızın ölçüsü bu şekilde olacak şekilde 4 yemek kaşığı una ihtiyacımız var. İsterseniz elinizle çırpabilirsiniz, isterseniz benim gibi mikserle çırpabilirsiniz. İçerisinde hiç un topağı kalmayacak bir şekilde sosumuzu çırpıyoruz. Sosumuzun kıvamı tam olarak bu şekilde olacak. Ben baklavalık yufkada da bu sosu kullanıyorum. İnanılmaz lezzetli ve güzel oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim bir kısmını kıymalı yapacağım bir kısmını da peynirle hazırlayacağım böreğimin kıymalı harç için 2 adet büyükçe soğanı yemeklik bir şekilde doğradım içerisine bir miktar sıvı yağ ilavesi yaptım ve pembeleşene kadar ocakta kavuruyorum Güzel bir şekilde kavrulduktan sonra içerisine 200 gram kıyma ilavesi yapıyorum. Bu kıymalı harçtan toplamda 3 adet börek çıkıyor. 1 çay kaşığı kadar karabiber ilavesi yapıyoruz damak tadınıza göre ortalama bir tatlı kaşığı kadar da tuz ilavesi yapıyorum bir iki tur karıştırıyorum ve iç harcımı soğumaya bırakıyorum inanılmaz lezzetli ve güzel bir harç oluyor birçok börekte bu harcı kullanabilirsiniz 6 adet ipek gibi el açması yufkan var Mutlaka el açması kullanmaya özen gösterin. Kıymalı harcım soğudu. 3 adet içinde peynirli hazırlayacağım. Peynirli harcın içerisine bir miktar maydanoz doğradım. Şimdi böreklerimizi sarmaya geçebiliriz. 1 adet yufkayı tezgahın üzerine açıyorum. Hazırlamış olduğumuz sostan 4 yemek kaşığı her tarafına gezdirerekten serpiyorum. Her yufka için mutlaka 4 yemek kaşığı kullanmaya özen gösterin. Yumurta fırçasıyla dökmüş olduğum sosu her tarafına eşit bir miktarda yaydırıyoruz. Bu böyle akşamdan hazırlayıp sabah pişirebilirsiniz isterseniz. İnanılmaz lezzetli ve güzel bir börek oluyor. El açmasının hiçbir farkı kalmıyor. Sosu her tarafına yaydırdıktan sonra ikiye katlıyoruz yufkamızı üstte kalan yüzeyine yine aynı şekilde dol dolu 2 yemek kaşığı sostan döküyoruz toplamda 6 yemek kaşığı sos kullanıyoruz bir yufka için yine aynı şekilde fırça yardımıyla sosu her tarafına dağıtıyoruz hem kıymalının sarılış şeklini gösterdim hem de peynirli harcın sarılış şeklini gösterdim sizlere uzun olan kısmına kıymalı harcımızdan bolca döküyoruz hazırlamış olduğum kıymalı harçtan 3 adet büyükçe börek çıkıyor sarı yer böreği lezzetinde çıtır çıtır harika bir börek oluyor kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim el açmasından hiçbir farkı kalmıyor İç harcımızda döktükten sonra bu şekilde çok sıkı olmayacak bir şekilde sarıyoruz. Sıkmamaya özen gösterin. Sarmış olduğum ruloya kol böreği şeklini veriyorum ve kıymalı böreğim hazır. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin üzerine böreğimi alıyorum. Bir adet de peynirliği göstereyim. 4 yemek kaşığıyla yufkamın tamamını sosladım. Ay şeklinde katladım. Uzun olan kısmına peynirli haştan bırakıyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var. Mutlaka kanalıma göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Yine aynı şekilde çok sık olmayacak bir şekilde böreğimizi sarıyoruz. hazırlamış olduğumuz rulaya kol böreği şeklini veriyoruz. Bütün yufkalarda da aynı işlemi uyguluyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine alıyorum ve bir miktar sos ayırıyorum mutlaka. İsterseniz ilk başta ayırabilirsiniz sostan. Dilerseniz sonda bırakabilirsiniz. Zaten dörder yemek kaşığı bir tarafına iki yemek kaşığı bir tarafına döktükten sonra mutlaka sosunuzdan artacaktır. Toplamda her yufka için 6 yemek kaşığı sos kullanıyoruz. Kalan sosu da böreklerimin üzerine her tarafına gelecek şekilde sürüyoruz. Bu sos sayesinde çıtır çıtır harika börekler oluyor. Sosunu sürdükten sonra bir 10-15 dakika kadar üzerindeki sosu çekmesi için mutlaka börekleri bekletiyoruz. Böreklerimiz beklerken biz de tereyağını eritelim. 1 yemek kaşığı kadar tereyağı erittim. 10-15 dakika kadar böreklerimi bekledikten sonra tereyağını her tarafına sürüyorum. börekçilerden alınmışçasına lezzetli çıtır çıtır harika börekler oluyor kesinlikle üzerine yumurta sürmeyin bu şekilde bir yemek kaşığı kadar tereyağını eritip her tarafına sürün nar gibi kızarmış börekler olacak hiçbir börekçi de üzerine yumurta sürmüyor zaten böreklerim hazır önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst açık ayarda böreklerimizi pişiriyoruz Akşamdan hazırlayıp sabah da pişirebilirsiniz isterseniz börekleri. Fırından çıktığında çıtır çıtır nar gibi kızarmış oluyor böreklerimiz. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sesinden ve görüntüsünden de anlaşıldığı gibi el açmasından hiçbir farkı kalmıyor. Eğer ki yufka açmakla uğraşmak istemiyorsanız mutlaka benim tarifimi deneyin derim. Şimdi iç kısmını da göstermek istiyorum sizlere. İster sarı yer böreği isterseniz de kol böreği deyin. Çıtır çıtır muhteşem böreklerimiz hazır. Yapıp denerseniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Yapacak olanları afiyet bağ şeker olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıkla sıhhatli günler dilerim. Instagram sayfam kat karıştır mutfaktan. Dilerseniz beni takip alabilirsiniz. Hoşçakalın.